Sayın Valim, değerli konuklarımız, Bursa İznik Belediyesi Mehteran Takımı gösterileri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, garnizon komutanımız, belediye başkanımız, kurum yöneticilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli adımlarından biri kabul edilen Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının, Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadeleye gönül vermiş kahramanlarımızın ilimize, Amasya'ya gelişlerinin 103. yıl dönümü etkinlik programlarının açılışı ve çelenk sunma töreni için huzurlarınızdayız. Tarihi zenginlikleri yanında tarihte önemli olayların yaşandığı, yeni devletlerin kurulmasına, dağılan devletlerin birleştirilmesine, yok edilmek istenen devletlerimizin toparlanıp ayağa kaldırılmasına öncülük eden şehirlerden olan Amasya, bu sefer de yeni bir devletin kurulması için temele atılan ilk harcın, ilk taşın konmasına öncülük edecektir. Bağımsızlık ve egemenlik ateşi bu şehirde yakılacak, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına bu şehir kucak açacaktır. Saygıdeğer konuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının şehrimize gelişlerinin 103. yıl dönümünü gururla hatırlıyor, anıyor ve kutluyoruz. Her yıl, bu yıl da olduğu gibi 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali olarak kutlanan Kurtuluştan Kuruluşa sloganıyla öne çıkan etkinliklerin açılış programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Sayın Valim, yüksek müsaadelerinizle tören programını arz etmek isterim. Çeneklerin Atay'a sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Amasya Valiliği Şeref Özel Defterinin imzalanması, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların yapılması, İris Sanat Organizasyonu tiyatro gösterimi ve programımızın sona ermesi. Sayın Valim, değerli konuklarımız, çeneklerin Atay'a sunulması. Valilik makamı, çelengi. Amasya Valimiz Sayın Mustafa Masatlı arz eder. Çelenklerin Atay'a sunulması. Valilik makamı çelengi. Sayın Valimiz Mustafa Masatlı arz eder. Garnizon Komutanlığı Çelengi. Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sayın Suat Kızılçelik. Arz ederim. Belediye Başkanlığı Çelengi. Amasya Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sarı arz eder. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete uğurladığımız Türk büyükleri ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyor. Tüm okullar, bayrak filemi al. Dikkat! Thank you.
Tüm okullar, bayrak flamenk. Amasya Valiliği Şeref Özel Defteri'nin imzalanması. Amasya Valiliği Şeref Özel Defteri'ni imzalamak üzere Amasya Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'yı, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı, Garnizon Komutan Vekilimiz Piyade Albay Sayın Suat Kızılçeli'yi teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, değerli konuklarımız, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların yapılması bölümüne geçiyoruz. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yapmak üzere Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı teşriflerini arz edelim. Sayın Başkanım, lütfen buyurun. Çok kıymetli hemşehrilerim, sevgili vatandaşlarımız, çok değerli büyüklerim. Protokol konuşmasına geçmeden önce, biliyorsunuz bugün 4 tane şehidimiz var. Onlara uzanan eller kırılsın diyorum. Cenab-ı Hak onlara uzanan elleri kahhar sıfatıyla kahreylesin diyorum. Bu manada bugünkü akşam yapılacak buradaki eğlenti konserimiz belediyemiz tarafından iptal edilmiştir. Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eylesin. İnşallah onlar bize efendim şahitlik edecekler, öncülük edecekler ve ailelerine de efendim başsağlığı dilerken canı gönülden ve yürekten acılarını paylaşıyorum efendim. Ve diyorum ki tekraren, ordumuza uzanan eller kırılsın. Allah onları kahhar sıfatıyla kahreylesin. Cehennemin dibine mahveylesin diyorum. Evet. Sayın Valim, kıymetli vekillerim, kıymetli garnizon komutanım, rektörümüz, emniyet müdürümüz, efendim ve siyasi partilerimizin temsilcileri, emniyet müdürümüz ve tüm STK temsilcileri ve kıymetli hemşerilerim, muhterem hanımefendiler, sevgili beyefendiler, sevgili gençler. Evet, bugün Amasya Tamimi'nin 103. yılını kutluyoruz.
Yani adam olmanın, insan olmanın ve kendimizi bildiğimiz ve Türk milletinin yeniden dirilişinin, yeniden dikilişinin 103. yılını kutluyoruz. Ve biz diyoruz ki 12 Haziran ve 22 Haziran arasında efendim tüm Amasyalı hemşehrilerimizi buradaki meydanımıza ve 18 efendim ayın 18'inde 18 Haziran'da yapılacak Er Meydanı'na efendim 100 tane pehlivanımızın geldiği stadyuma da hepinizi bekliyoruz. Yine tabi acı da tasa da gam da eğlenti de insanlar için. Her ne kadar içimiz yansa da biz 22 efendim Haziran itibariyle yani Amasya tamiminin beyan edildiği günün mutlu günün anısına da Zara konserini yapıyoruz bu meydanda. Yine vatandaşlarımızı buraya efendim davet ediyoruz. Evet, Cülüstepe'de başlayan 12 Haziran Cülüstepe'de başlayan efendim ve 10 gün sürecek şenliklerimizde tüm yaşta insanlarımız için, gençlerimiz, çocuklarımız için festival boyunca programlarımız vardır. Özellikle ayın 15'inde Kemal gösterimi vardır. Amasyalı hemşehrilerimin ve çocuklarıyla beraber bu meydana efendim izlemeler için davet ediyorum. Evet, bu meydanı ve bu memleketi bize bırakan Gazi Paşa'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün gelişiyle Amasya'ya teşrif edilişiyle beraber onu Cülüstepe'de karşılayan Amasya Müftüsü Tevfik Efendi ve o yaşına nazaran orada bulunan Amasya Vaizi Abdurrahman Kamil Efendi ve onlara isimleri şurada yazılı olan 53 tane Amasya'nın yiğidi var. Eğer o yiğitler olmasaydı bugün her zaman söylüyoruz burada mikrofon tutma şansına sahip değildik. Efendim maazallah müstemleke bir ülke olacaktık. Efendim o günkü Amasyalıların tavrı ve bugünkü rejimin gelişi özgürlüğün başlangıcı fikirlerde, beyinlerde cereyan edişidir. Ve biliyorsunuz Amasya'mızın gelmiş geçmişini, Gazi Paşa'mızın Amasya'ya teşrifinin sebepleri var. Neden? Osmanlı'nın bitti denildiği, Osmanlı yok oldu denildiği dönemde, yani Fetret Devri döneminde Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı yeniden toparlanmış ve ondan sonra Amasya'dan saltanata 7 tane kudretli padişah göndermiş ve onlar da yükseliş devrinin padişahlar olmuş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz bunu fevkalade bildiği için yani bizim hükümet ve devlet kuracağımıza inandığı için onun için Amasya'mıza teşrif etmiş. Amasya halkı da onu canı gönülden karşılamıştır. Tabii şimdi bize düşen nedir? Bize düşen onun aydınlattığı yolda yürümektir. Onun fikirlerinin doğrusunda dünya milletleri arasında yer almaktır. Kokuşmuş birileri tarafından, dış güçler tarafından memleketimize empoze edilen, arkasında devletimizi yıkmak, memleketimizdeki vatandaşlarımızı parçalamak adına birileri tarafından empoze edilen efendim fikirlere asla yer vermememiz gerekir. Bizim yolumuz bellidir. Türkiye Cumhuriyeti'nden rahatsız olan varsa o kendi bilir. Onun için biz Cumhuriyet ilkelerine sahip çıkmak ve Amasyalı olarak da bu başlangıcın ana merkezinin evlatları olarak yani Tevfik Efendi'nin Abdurrahman Kamil Efendi'nin torunları olarak onların yürüdüğü yolda efendim onların tavırlarını sergilemektir. Onun için ben şahsen emin olun o günkü Tevfik Efendi'nin duruşunu canı gönülden kutluyorum ve onun tarzını tavrını kendimde hissetmek için elimden gelen mücadeleyi veriyorum. Evet. Tabii nasıl olur bu iş? Bu iş şöyle olur. Efendim,
Ben bir gençlik istiyorum. Özgür mü özgür olsun. Bir gençlik istiyorum. Hırslı mı hırslı? Bir gençlik istiyorum. Aydın dolu, umut dolu, maneviyat yüklü. Evet, ben böyle bir gençlik istiyorum. Evet, sevgili gençler, bu cumhuriyet, bu memleket sizlere emanettir. Onun için emanete sahip çıkmak, efendim, sizin boynunuzun borcudur. Çünkü bu biraz önce söylediğim gibi cumhuriyetin ilkelerinin belli olması, cumhuriyet felsefesinin beyinlerde oluşması Amasya'mızda olmuştur. Onun için biz ne diyoruz? Amasya'mıza, efendim, kurtuluştan kuruluşa bir şehir diyoruz. Bu manada size düşen nedir? Size düşen bu ülkelere sahip çıkmaktır. Evet, biz gençler, yani siz gençler, Oğuzların boyundan, siz gençler, Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların, Nene Hatunların, Dilşat Hatunların, Cesime Nefer Hatunların torunlarısınız. Siz gençler, Atatürk'ün Yılmaz bekçilerisiniz. Evet, gafillerin ardında Allah'ı anan, kaçanların ardında vuruşan ölüler arasında diri gibi olanlar diye kutlu peygamberimizin, yüce peygamberimizin sözüne mazhar olanlarsın. Yolunuz açık olsun. Cenab-ı Hak sizlere taşıyamayacağınız yükleri nasip eylemesin. Bu vatan sizlere emanet. Bu vatan sizlerle ve sizin çabanızla dünya uluslar arasındaki yerini alacak ve memleketimizin, efendim, birliği, beraberliği, efendim, birliği sizin sayeniz olacaktır. Evet, bugün cumhuriyetin kuruluş felsefesini anlatırken dışarıdaki düşmanlarımızın, efendim, bizim için neler düşündüklerini aynen şimdi 12 Haziran gibi Orta Doğu, Avrupa ve etrafımızda cereyan eden olayları iyi dikkatle anlamamız lazım ve birlik ve beraberliğin tesisi noktasında, memleketimizin bölünmez bütünlüğü ve birliği noktasında el ele, gönül gönül olmamız lazım. Ne mutlu diyorum, efendim, birbirini sevenlere, ne mutlu gönül verenlere, ne mutlu hayata düzgün bakanlara, ne mutlu vatan sevgisi aşkı içinde yananlara, ne mutlu Allah rızası için şehit olanlara, ne mutlu o şehit analarına, şehit babalarına diyorum. Neticede sözlerimi burada tamamlarken tüm hazırlığının ve tüm hemşehrilerimin sağlık sıhhatini istiyor, her şeyin gönlünüz olmasını arzu ediyor. Cenab-ı Hak sizlere her zaman daim ve bara eylesin diyorum. Cenab-ı Hak sizleri korktuğunuzdan muhafaza eylesin. Umduğumuzu, efendim, umduğunuzu nasip eylesin diyorum. Ve son söz olarak diyorum ki, evet, benim gibi herkesin de düşündüğüne inanıyorum. Hiç kimsenin gayret etmesine, gafillerin tezgah yapmasına, hainlerin birbiriyle buluşup da, efendim, tezgah kurmalarına, efendim, gerek yok. Çünkü bu millet kendini atamış, kendini adamış. Ve bu millet diyor ki, bayrak inmez, ezan susmaz, bu vatan asla bölünemez diyor. Hepinize saygı ve muhabbetlerimle. Değerli konuklarımız, Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'ya hitapları için teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Amasya Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, hitapları için teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, lütfen buyurun.
Çok değerli milletvekillerimiz, garnizon komutan vekilimiz, çok kıymetli belediye başkanımız, ilimizin çok kıymetli yöneticileri, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken tüm Amasya'mızın onur gününü kutluyorum. ...8500 yıllık tarihiyle 14 uygarlığa ev sahipliği yapan Amasya, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra 20. yüzyılda üstlendiği çok önemli bir misyon ile tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdırmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yenik sayılan, devletler arasında yer alan Osmanlı İmparatorluğu'nun 30 Ekim 1918'de imzalamak zorunda bırakıldığı Vondros Ateşkes Anlaşması nedeniyle vatanımızın dört bir yanı İtilaf devletleri tarafından işgal edilmişti. Anadolu coğrafyasında bu vahim tablo yaşanırken tek kurtuluş yolunun milletimizin katılımıyla başlayacak bir mücadele hareketinde olduğunu bilen Mustafa Kemal, milli egemenliğe dayalı bir devlet kurmanın zaruret haline geldiğinin de bilincindeydi. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı mücadelesi 12 Haziran 1919'da halkın büyük bir coşkuyla ve sevgi gösterileriyle karşılandığı Amasya'da devam etmiştir. 14 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. 12 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Tahmini'nde ise vatanın bütünlüğünün, milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu vurgulanarak milletin ahvalini göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığının milli mücadelenin mihenk taşı olacağı belirtilmiş ve Sivas'ta bir kongrenin tez elden toparlanması kararlaştırılmıştır. 12 Haziran 1919'da gelindiğinde Türk milletinin asla esaret işaret içerisinde yaşamayacağını vurgulayan ve milli mücadele hareketinin temel esaslarını belirleyen Amasya Tamimi tüm dünyaya ilan edilmişti. Amasya Tamimi bu yönleriyle aynı zamanda Kuvayi Milli Hareketi'nin yurt geneline yayılmasını sağlayan çalışmaların başlangıcı ve milli egemenliğe dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğum belgesidir. Mustafa Kemal Amasya'da kaldığı süre içerisinde ayrıca Samsun ve Amasya'dan başlayarak Erzurum ve Sivas kongreleriyle yurt geneline yayılan Kuvayi Milli Hareketi'nin ve Kurtuluş Mücadelesi'nin program ve planlarını yapmış, Amasya Tahmini'nin özünü ifade eden milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözüyle yurt genelindeki hakkımızın düşmanla mücadelesinde olağanüstü bir heves ve heyecan kazanmasını da sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele hareketini halka emanet ettiği yer Amasya, bunun kararı ise Amasya Tamimi'dir. Ulusal kurtuluşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına ve Cumhuriyet'in ilanına giden yolun başlangıç noktası ve deklarasyonu Amasya Tamimi'dir. Amasya bu yönüyle Atatürk'ün de dediği gibi inkılap ve cumhuriyet tarihinde daima ehemmiyetini muhafaza edecek bir mevki ihraz eylemiştir. Bu önemli tarihi olaya ev sahipliği yapmak Amasyalılar için de ayrıca bir onur vesilesidir. Aradan geçen 103 yılın ardından Türkiye Cumhuriyeti bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan dünyanın 20 büyük ekonomisinden biridir. Milli mücadelede bir örneğini gördüğümüz gibi ülkemizin bağımsızlığını ve yükselişini hazmedemeyen dahili ve harici şer odakları daima var olacaktır.
Ancak güçlü devletimiz ve Necip milletimiz dün olduğu gibi bugün de bu şer odakları ile dışarıdaki destekçilerine hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletine Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve İblit operasyonları ile dur diyen Türkiye Cumhuriyeti son zamanlarda Kuzey Irak'ta, Akdeniz'de ve Ege'de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları da güçlü devletiyle bozacaktır. Bu noktada bizlere düşen görev milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olmak ve bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere fırsat vermemektir. Sevgili gençlerimize düşen görev ise tarihimizden aldığımız ilham ile geçmişimizden ve geleneklerimizden kopmadan güçlü ve kararlı adımlarla her alanda azimle çalışmak ve ecdadımıza layık bireyler olduğumuzu bir defa daha ispatlamaktır. Gençliğimizin bunu başarabilecek güce ve inanç düzeyine sahip olduğuna yürekten inanıyoruz. Amasya tahmininin 103. yıl dönümünü kutladığımız Amasya Uluslararası Atatürk kültür ve sanat etkinlikleriyle hem şanlı ecdadımızı ve o günlerde verilen destansı mücadeleyi bir defa daha anmayı hem de halkımızın bu coşkuya ortak olmasını özellikle arzuluyoruz. Bu kapsamda halkımıza 10 gün boyunca düzenlenecek birbirinden güzel etkinliklere katılmaya davet ederken sözlerimin sonunda tüm Amasyalıların onur gününü bir kez daha kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Pençekilit operasyonunda dün verdiğimiz 4 canımızı, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve milli mücadeleye tüm varlıklarıyla destek veren Amasyalıları rahmet ve şükranla anıyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Değerli konuklarımız, Amasya Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'ya hitapları için şükranlarımızı sunuyoruz. ...12 Haziran 1919... sıcak bir Amasya günü. Akşam karanlığı çökmek üzere. Amasyalılar Cülüs Tepesi'nde Mustafa Kemal ve askerlerini, arkadaşlarını beklemekteler. Eski otomobilin sesi duyulur. Halk Çanakkale kahramanı geliyor diye konuşmaya başlar. Amasyalılar Mustafa Kemal'in içinde olduğu otomobilin etrafını sararlar. Amasya müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi Mustafa Kemal'in elini tutar. Paşam, gazanız mübarek olsun. Amasya'ya hoş geldiniz. Amasya emrinizdedir. Fıtrat değişir sanmayın. Bu kan yine o kandır der. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateşi yakılmış olur. Değerli konuklarımız, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Amasya'ya gelişleri, karşılaşmalarının canlandırılacağı temsil gösterilerini sunmak üzere İris Sanat Tiyatrosu sanatçılarını sahneye davet etmek isterim. Birinci Dünya Savaşı sonrası 30 Ekim 1918 tarihinde İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmada bulunan bazı maddeler Osmanlı Devleti'nin siyasi egemenliğine gölge düşüren maddeler içeriyordu. Bu maddelere dayanarak İtilaf Devletleri kendilerine tehdit olarak gördükleri herhangi bir noktayı işgal edebileceklerdi. İngilizlerin uyguladığı sinsi planlar sonucunda Anadolu'nun güneyi ve Ege'yi de içine alan bir işgal hareketi başladı. Bu işgallerden Karadeniz bölgesi de payına düşeni alıyordu. İngilizler 9 Mart 1919'da Samsun'a birlik çıkarmışlar, 15 Mart 1919'da İngiliz temsilcilik karargahını Merzufan'a taşımışlardır. Gelişmeler neticesinde payitahtta 30 Nisan 1919 tarihinde alınan kararla Yıldırım Grubu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya gitmesi kararlaştırıldı.
Alınan bu karar mucibince tahsis edilen Bandırma Vapuru ile Mustafa Kemal beraberinde yaverler, müfettişlik memuriyetinde görev alanlar, paşanın kendi listesindeki subaylar, kurmaylar, erler ve vapur mürettebatı ile Samsun'a hareket ettiler. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal ve mahiyeti, bir takım temaslardan sonra Türk Direniş Örgütlerinin kurulması çalışmalarında bulunarak, akabinde 25 Mayıs 1919 tarihinde Rum ve Ermeni çetelerinin zulmü altındaki havzaya geçtiler. Burada işgal karşıtı mitingler ve toplantılar düzenlenerek, Havza genelgesi ile kararlar alınmış, alınan kararlar neticesinde kurtuluş mücadelesi milli ve ulusal bir kimlik kazanmıştır. Bu arada Mustafa Kemal'in Anadolu'ya çıkışı İngilizleri rahatsız etmiş, bazı bakanlıklara yapılan baskılar neticesinde 8 Haziran'da Paşa ve Mahiyeti'nin ivedilikle geri dönmesi emri çıkarılmıştı. Mustafa Kemal bu davetin ne sebeple yapıldığını biliyordu. Oyun içinde oyun vardı. Bunların hesabı çoktan yapılmıştı. Bu yola çıkmanın amacı belliydi. Milli bir mücadelenin ateşi yakılacaktı. Merzifon'da konuşlanmış İngiliz askerlerinin Pontus Ermeni İşbirliği ile çalışmalarını engelleyeceği yönündeki haberler neticesinde irtibatta olduğu Amasya Sancağı'nın çalışmalar için daha müsait olacağı düşünüldü. Zaten Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi gönderdiği davette Amasya halkının kendisini bağrına basacağını söylemişti. Tarih 12 Haziran 1919 Perşembe. Mustafa Kemal Amasya'ya geleceğini bildirmiş, Havza'dan yola çıkmıştır. Amasya, Cülüstepe'de paşayı ve mahiyetini karşılamak ve bağrına basmak için bütün varlığıyla oradadır. Ramazan-ı Şerif ayı olmasına rağmen halk yılgınlık göstermeden bekliyor. Maşallah. Bir varoluşun, yeniden doğuşun bekleyişi bu. Ne demişler? Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Bu millet kutsal saydığı değerler uğruna ne fedakarlıklar yapmadı ki? Vatan sevgisi imandandır. Bu bekleyişte onun ispatı işte. Hocam paşa gecikti. Jandarma çavuşu Ziya Efendi'yi gönderdik. Ama henüz ondan da bir haber yok. Yol güzergahı malum. Rum çeteleri pusu kurmuş olmasın. Aman ağzınızdan yel alsın Mustafa Bey. Bu bir yolculuk. Üstleri olun efendiler. Doğru kelam edersiniz hocam. Dua edelim, hayır dileyelim. Mevlam çıkılan bu meşakkatli yolda askerimizin yanında olsun inşallah. Amin. Amin. Devletimiz kaim. Geliyorlar. Amin. Geliyorlar. Ziya Efendi geliyor. Şükürler olsun. Geliyorlar. Beşinci Kafkas Fırkası merasim bölüğü. Emir ve görüşlerinize hazırdır kumandanım. Merhaba Masyalılar. Merhaba. Tepenin ardında kalan kalabalığı göremediğim için bu tedirginlikle yaverim Mustafa Vasfi'ye yoksa bizi karşılamaya gelen olmayacak mı diye sordum. Lakin buraya gelip bu coşkun kalabalığı görünce çok mutlu oldum. Mevcudiyetiniz bizi çok mutlu etti sevgili Amasyalılar. Başkan, bütün Amasya emrinizdedir. Kazanız mübarek olsun. Çanakkale'den sonra şimdi de ordumuz sizin önderliğinizde vatanı ikinci defa kurtarma gayretine girişti. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gayretiniz daim olsun. Bütün Amasya gaye ve hedeflerinizin istisali yolunda sizlerin yanındadır. Emin ve müsterri olun. Bu inançlı duruşunuz bizleri ziyadesiyle memnun etti hocam. Paşam, Topçuzade Mustafa, belediye reisi. Nasılsınız paşam? Yolculuğunuz nasıl geçti? Sizleri de beklettik. Malum haliniz. Merzifon Amasya arasında Rum çetelerinin pusu kuracağı istihbaratını aldık.
Dolayısıyla 8 göz un fabrikasının civarında bir müddet oyalandık. Aman paşam, sağ salim Amasya'ya ulaştınız ya. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Aziz Amasyalılar, padişahımız ve hükümetimiz İtilaf Devletleri elinde esir vaziyettedir. Bu elin vaziyete bir son vermek, çare bulmak, vatanımızı ve istiklalimizi kurtarmak amacıyla sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Hoş geldiniz paşa. Efendiler, İzmir, Manisa ve Aydın'ın işgali vahim vaziyetin bir göstergesidir. Bu işgal ve ilhaklara karşı asil milletimizin direncini diri tutmak amacıyla mitingler düzenlenmeli, tahammülü imkansız bu vaziyet karşısında derhal teşkilatlanma gerekliliği hasıl olmuştur. Doğru paşa. Amasyalılar, yapılan sinsi planlar dahilinde Amasya ve Havza'dan ötesi Pontus olacak. Olmaz öyle şey. Olur mu? Hayır. Sivas'tan ötesini de Ermenistan'a katma emeli güdülmektedir. Hayır, kesinlikle kabul etmiyoruz. Tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milleti böyle bir esareti asla kabul edemez. Evet, asla. Amasyalılar, memleketin dört bir yanında çalışmalar başladı. Vatansever halkımızın gayretleriyle Garp'ta milli bir cephe kuruldu. Cenuf'ta ve Erzurum'da Fransızlarla işbirliği yapan Ermenilerle mücadeleler başladı. Amasyalılar, burada da haklarımızı korumak için ivedilikle bir müdafaa-i hukuk cemiyeti kurmalıyız. Evet. Amasyalılar, düşmanın Samsun'dan yapacağı bir çıkartmaya karşılık tüm mevcudiyetimizle vatanımızın son kıyasına kadar savunacağız. Yüce Allah bu millete böyle bir zillet yaşatmasın. Amin. Lakin olur da düşman üstünlük kuracak olursa evlerimizi, mallarımızı yakıp, yıkıp onlara boş bir çöl bırakacağız. Yes. Amasyalılar, burada hep birlikte yemin edelim. Vatan uğruna canımızı bu yola başımızı koyduk. Vatan uğruna canımızı bu yola başımızı koyduk. Oğul, sen bu yaşta vatan millet uğruna baş koymuşsun. Bu ihtiyar başım da senin uğrunda feda olsun. Feda olsun. Vakit İşgal ve esarete bir son verip vatanımızı ve istiklalimizi kurtarma vaktidir. Gazamız mübarek olsun. Mübarek olsun. Değerli konuklarımız, İri Sanat Tiyatrosu, Mustafa Kemal'in Amasya'ya gelişinin temsil gösterilerini sundular. Değerli konuklarımız, bizlere hangi şartlar altında olursa olsun, ümitsizliğe düşünmemesi gerektiğini gösteren, şartlar ne kadar zorlu, ne kadar olumsuz olsa da, başka bir dünya kurmanın mümkün olabildiğini, bunun için mücadele etmeyi göze almayı, çalışmayı, gayret etmeyi, pes etmemeyi gösteren, vatanın kurtarılması amacıyla ilan edilen Amasya Genelgesi'ni, büyük bir sorumluluk duygusuyla hazırlayıp imzalayan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanları Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi bu program vesilesiyle minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Sayın Valim, Garnizon Komutanımız, Belediye Başkanımız, kıymetli protokol, basın mensupları, kadim şehrin kıymetli sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşımızın aziz kahramanlarının Amasya'ya gelişlerinin 103. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz açılış programımız sona ermiştir. Katılımlarınızla onurlandırdığınız için
Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Sayın Valim, Belediye Başkanım, kıymetli protokol, sizleri İris Sanat Tiyatrosu tiyatro oyuncularıyla resim çekimi için arz ederim. Arkadaşlar, pardon.